Selamlar arkadaşlar. Kişisel web sitesi projemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda ne yapacağız? Responsive tasarımı yapacağız. Yani bu videoda responsive tasarımı da görmüş olacağız. Nasıl yani? Unutanlar için şunu göstereyim. Küçülttüğümüz zaman biz 700 piksel olarak ayarlayacağız. 700 piksele indiğimiz zaman bu şekilde bir butonlarda, yazılarda falan küçülme olacak. Ama bizim projemizde yok şu anda gördüğünüz gibi. Bir küçülme yok. Onu bu şekilde sağlamış olacağız. Şu sağdaki bizim yapacağımız proje, soldaki de önceden benim hazırlamış olduğum proje arkadaşlar. Karıştırmayalım. Şimdi ben geldim buraya ve dedim ki add media screen. Bu medya sorgusu. Yani tarayıcımızın ekran pikseline göre bizim HTML dokümanlarımızı, HTML etiketlerimizi algılaması için yazılmış bir sorgu. Max width. Burada V T H yazıyoruz arkadaşlar. Max width yani maksimum genişlik. 700 piksel. Yani 700 pikselin altına indiğinde maksimum piksel genişlik 700 piksel olduğu zaman diyoruz ki burada ne yapılır? Yani olayımız şu. Burada yazdığımız mevzu şu. Göstereyim. Şu şekilde 700 pikselin altına indiği zaman ne olsun? Bizde şu an mesela hiçbir şey olmuyor. 700 pikselin altına indiğimiz zaman. Burada ise o 700 pikselin altına inince ne olsun? Onu göstereceğiz. Peki ne olsun arkadaşlar 700 pikselin altına inince? İlk önce bir center divimizin şu center divimiz bir genişlik ve yükseklik olarak küçülsün. Nasıl yani? Hemen nokta center deyip diyoruz ki 700 pikselin altına indiğinde genişlik width 300 piksele düşsün. Yükseklik ise 500 piksele düşsün. Bu şekilde bakın hemen şu şekilde yenilediğimiz zaman 700 pikselin altına düştüğü zaman gördüğü üzere şu yapımız artık şey oldu, küçüldü bunun gibi. Şimdi bakıyoruz yazılar taştı. Niye taştı? Çünkü biz ayarlamadığımız için. Onları da küçülteceğiz. Font size ile yani yazı boyutunu falan küçülteceğiz, genişliğini arttıracağız. Bu şekilde tam bunun bu tasarıma uygun bir şekilde yapmaya çalışacağız. Şimdi bakıyoruz H1'i küçültmemiz gerekiyor. Burada küçük mesela. Biz de hani hepsini teker teker küçülteceğiz. O yüzden geliyoruz buraya. Diyoruz ki nokta central işimiz bitti. H1 ne olsun? Font size 22 piksel olsun. Ben önceden denediğim için arkadaşlar biliyorum. Şu yazıyı küçülteceğiz. Yeniliyoruz. Evet. Bakın. 700 pikselin üstüne çıktığı zaman büyüyor. İndiği zaman küçülüyor. Sonra iniyoruz. H2'yi de küçülteceğiz. Yani şu kısmı da küçültmemiz gerekiyor. O yüzden H2 diyorum. Üst parantezimi açıyorum. Font. Yine buna da font size ile yazı boyutu 16 piksel diyerek bunun da küçülmesini sağlıyorum. Şuraya dikkat edelim. Evet, bu yazı da küçülmüş oldu. Sonra paragraf etiketimiz. Yani şu etiketinde genişliğini arttıralım ve bunun da yazı boyutunu küçültelim. Önce bir genişliğini arttıralım, ne olacak? Paragraf etiketi diyoruz. Width diyoruz. %90 olsun diyoruz. Dediğimiz zaman evet gördüğü gibi sığdı, yani biraz daha genişledi. Ama ben bunu daha da sığdırmak için diyorum ki ya font size'ını da biz bunun küçültelim ya. Yani kaç 12 piksel falan civarında yaparsak daha güzel bir görüntü olmuş olur. Evet bakıyorum şu sosyal medya hesaplarım ve alttaki ikonları da küçültmem lazım. Aynı şekilde geliyorum buraya ve diyorum ki H3 yani sosyal medya hesaplarım yazan kısmı font size 14 piksel ile küçültüyorum şurayı. Ve kaldı ikonlar. Şimdi ikonlara da yine uğraşırken nasıl ulaşacağım? Nokta sosyal A etiketin içindeki i etiketleri yani ikonlar burada da gördünüz. Zaten buralara daha aşina olmuşsunuzdur. Font size bunun
35 piksel olsun diyoruz. Şu an bakın, gördüğü üzere artık sığmış oldu. Yani telefonda da siz, birisi sizin web sitenize telefondan da girdiği zaman, normal tarayıcıdan böyleyse telefondan girdiği zaman tak diye bu şekilde küçülmüş olacak ve ekrana sığmış olacak. Buralara da link koyduğumuz zaman ASP.NET MVC kısmında bir başarılı bir şekilde yapmış olacağız. Evet, bu şekilde bu tasarımımız responsif olarak medya sorgularıyla yapmış olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda ne yapacağız? Hemen şuradan göstereyim. Visual Studio ile açayım ben bunu. Bir sonraki videoda belki projeyi unutmuş olabilirsiniz. Pardon, yanlış projeyi açtık. Şuradan yeni bir proje açarak, şu an biraz zamanınızı alıyor. Kişisel web sitesi projemiz burada. Evet, şöyle büyüteyim. Şöyle bastığım zaman çalışsın. Hangi ekranı göstereceğiz onu size göstereyim. Şu an biz tıkladığımız zaman bu kısım geldi. Yani gelecek inşallah. Bugün gelir umuyorum. Evet, geldi. Şimdi ben bir sonraki videoda admin kısmının, yani bakın buraya admin yazdığım zaman bakın hangi ekran gelecek, seyredin. Şu an bu video ilk, yani şu an ilk defa çalıştığı için şu ekran gelecek. Sonra bu ekranı biz tasarlayacağız. Sonra şu bir veri tabanına bağlanıp bu şekilde şifreyi girdikten sonra, enter'ladıktan sonra bu şekilde girmeyi, bu şekilde de çıkış yapmayı falan hepsini göstereceğiz. Yani bir sonraki kısımda bu login kısmını göstereceğim arkadaşlar. Kafanıza takılan yerler varsa sorabilirsiniz. Başka hangi tür projeler yapmamı istiyorsanız, genel itibariyle HTML, CSS, JavaScript veya C# üzerine, onlar da biraz daha bilgi sahibi olduğum için söylüyorum. Bunlarla ilgili hangi ne tür, yani ufak bir e-ticaret yazılım olabilir, hem otomasyon hem web sitesi hakkında, ya bunları da bana bildirirseniz o isteğe göre ben yaparsam hem sizin için hem benim için, yani boşa yapmamış olurum. Yani yaptığım bir şeyi izleyenler olduğu sürece, yani ben boşa yapmamış oluyorum. O yüzden hem motive olucu olur hem de yani daha iyi olur diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.